31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki mitingde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Mitingdeki konuşmasında muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan, son dönemde sık sık gündem olan emeklilerle ilgili de dikkat çeken mesajlar verdi. Emeklilerin yükünü hafifletecek çeşitli adımlar attıklarını söyleyen Erdoğan, "Bütçe imkanlarımız genişledikçe inşallah çok daha fazlasını yapacağız," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler EMSAJ var. Partisinin Elazığ mitinginde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin maaş iyileştirme taleplerine de değindi. Emeklilerin maaşlara ek zam talepleri son günlerde siyasetin gündeminde yer alan konuların başta geliyor. Mitingdeki konuşmasında bu konuya da değinen Erdoğan, "Vatandaşımızın yaşadığı sıkıntıların hepsini biliyoruz," dedi. Emeklilerin yükünü azaltacak adımları attıklarını belirten Erdoğan, "Emeklilerimizin yükünü hafifletecek adımlar attık, atıyoruz. SSK, Bağkur, emekli sandığı fark etmeksizin %49,25 zam almış oldu. Bütçe imkanlarımız genişledikçe inşallah çok daha fazlasını yapacağız. Emeklilerimiz şunu bilsin, biz muhalefet gibi hayal taciri değiliz. Biz sırf oy uğruna milletimize yalan söyleyemeyiz. Şimdiye kadar hep insanımıza dürüst olduk. Vatandaşımızla hep gönül diliyle konuştuk. Yeter ki aramıza kimseyi sokmayalım," dedi. Emekliler maaşlarına ek zam talep ediyor. Emekli vatandaşlar maaşlarına ek zam talep ediyor. Emekli maaşlarına iyileştirme talebi gündemdeki yerini korurken AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan da konuyla ilgili önemli bir açıklama gelmişti. Konuyu değerlendiren Akbaşoğlu, emekli maaşlarına yönelik 31 Mart'a kadar yeni bir iyileştirme, düzenleme yapılabilir mi? Şeklindeki soruya, yaklaşan yerel seçimler nedeniyle TBMM'nin 31 Mart'a kadar olağanüstü toplanmasının gündemlerinde olmadığını söyledi. Meclisin Nisan ayının ortalarında çalışmalarına yeniden başlayacağını söyleyen Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu hususları müzakere edeceğiz. Haziran başı Temmuz sonu itibarıyla da emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü arttırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz," ifadelerini kullandı.